salonun yanındaki sandalyelere ve Doğukan Çep seslendi. Dedi ki, Bay Kemal burada mısın, burada mı filan. Çünkü hani buradayım buradayım diye bir videosu da var ya Bay Kemal'in, Kemal Bey'in daha doğrusu. Ama o Bay Kemal'i kullanıyordu zaten kampanyada, bir beis yok. Tabii bir gerginlik yaşandı salonda ve hakim Doğukan Çep'i jandarmalarla geri gönderdi. Bir salonu yatıştırdı filan. Arkasından tekrar duruşmaya devam edildi. Bir uyarı yaptı hakim. Dedi ki, bundan sonraki süreçlerde böyle bir salon istemiyorum. Kişisel protestolar, laf atmalar falan filan, bunlar insicamı bozar. Burası bir mahkeme salonu. Herkes hani nasıl davranacağına, davrandığına dikkat etsin. Tabii bunu niye söyledi Doğukan Çep? Çünkü o sırada Kemal Bey orada. Yanında Özgür Özel var, Ayşe Ateş var. O görüntüleri lütfen verelim Kübra'cığım. Çünkü var elimizde o görüntüler. Yani fotoğraflar var. Hem Özgür Özel paylaştı, hem Kemal Kılıçdaroğlu paylaştı. Hatta bir de tweet yazdı. Evet, buradayım ve bu davanın azmettiricileri ve onları koruyan ağababalarının gözlerine bakmak için burada bulunuyorum diye bir de tweet yazdı Kemal Bey. Kemal Bey'in hemen yanında Ayşe Ateş oturuyordu. Ayşe Ateş bir çelik yelekle geldi. Doğru mu? Evet, Ve çelik beş yelek. koruması var. Evet. Ayşe Ateş'in tabii çelik yelekle salona gelmiş olması çok acayip bir şey. Sence bunu kendiliğinden mi yapmışlardır, yoksa onu koruma heyeti mi onaylı, bir çelik Büyük, yelekle yani bu gitseydi iyi işler mi? şöyle oluyor. Emniyetten bir istihbari bilgi gelmiştir. Aa, ne diyorsun? Tabii ve ona göre güvenlik önlemi almak için çelik yelek giydirmişler. Ya Yoksa durup dururken giyilmez durup yani diyorsun. dururken yani keyfi ben hadi çelik yelek giyeyim duruşmaya geleyim gibi bir şey değil, yoktur. Polisler söylemiştir, koruma polisleri ve o çelik yelek o şekilde giyilmiştir. Değil mi? Ama, tabii ki bu istihbari bilgi nedir onu bilmiyoruz ama şu anda bu şekilde olmuştur. Şey de ilginç geldi bana. Yani şimdi orada Özgür Özel var, CHP'nin genel başkanı. Eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var, Musavat Bey var, Musavat Dervişoğlu var. Mesela Özgür Özel dururken neden Kemal Kılıçdaroğlu'na bağırıyor? Ya bu da ilginç. Özgür Çünkü Özel değil, Doğukan Çep. hayır. Ha, Tabii. Doğukan Çep orada Özgür Özel otururken neden Kemal Kemal Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu'na. Bilmiyorum, neden Yani sence burada Mansur? bence Kemal Bey'in hakkını vermek lazım. Kemal Bey bu davanın cidden iyi bir takipçisi oldu. Görevi sırasında görevi bıraktıktan sonra da. Ve üzerine gitti ve şunu çok sert bir şekilde vurguladı. Yani bu cinayeti torbacılar işledi ama bu torbacılar üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Arkasında siyasi güçler var, siyasi insanlar var diye Kemal Bey bunu çok üstüne basa basa vurguladı. Hatta Doğukan Çep de savunmasında bize bazıları torbacı diyorlar, benim öyle işlerle işim olmaz, hiç kimse kanıtlayamaz gibi bir açıklaması da oldu. Yani çünkü düşünün yani eski bir genel başkan var sonuçta. Ben olsam yani yeni genel başkana O da şöyle bir karşı tweet yazdı. Buradayım, evet. mahkeme salonunda katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum. Çok acayip bir durum yani. Yani sen ne diyorsun mesela, neden hani Kemal Bey'i hedeflemiş olabilir sence? Gerçekten Kemal Bey şu anda eski genel başkan olup da hala davayı takip eden tek kişi. Mesela Meral Şener yok. Meral Akşener yok ve Ayşe Hanım İyi Parti'nin meclis grup danışmanı aynı zamanda. Bu dava ile ilgilenme sürecinde aldığı tehditlerden dolayı Meral Hanım'a öyle bir teklif yapmıştı. Memuriyetten buraya geçebilirsiniz diye, o da geçmişti. Yani Bak, halihazırda ben bunu aslında unutmuştum tamamen. Yani Ayşe Ateş şu anda halen İyi Parti'nin grup danışmanı. Mecliste grup danışmanı gerçekten. tabii, yani memur olarak Neden orada mesela o zaman tanıtılıyor. Musaat Dervişoğlu ile oturmadı? Musaat Evet. Dervişoğlu da salondaydı bütün Evet. ekibiyle beraber. Hatta Musaat Dervişoğlu tanınan, bilinen iyi bir ülkücü, doğru mu? Tabii ki. Ülkü Ocakları genel başkanları, eski genel başkanları vardı yanında da. Atilla Kaya vardı, Ali Can Satılmış vardı, Suat Başaran vardı. Ama o nezaketen de olabilir. Yani çünkü hani diğerleri zaten bizim camiamızdan hani CHP yöneticileri o camia içerisinde olmadığı için hani misafir ağırlamak gibi bir şey de olmuş olabilir Ama açıkçası. Musaat Dervişoğlu'nun o ülkücü kimliği, şu anki Ülkü Ocakları'nda görev yapmış eski isimleri çok kızdırmış. Tweetleri gördünüz mü siz? Mesela bir tanesini demin Kübra ekrana getiriyordu. Versene, o sırtlanlarla falan bir fotoğraf koymuşlar. Altına da Musaat Dervişoğlu'nun şeyini koymuşlar, salondaki fotoğrafını koymuşlar ve çok ağır yani cümleler yazılmış o tweetlerde. Şimdi geliyor herhalde, DSF yaptılar, onun için bulamıyorlar diye düşünüyorum. Evet, bu böyle sabit kalamıyor değil mi arkadaşlar? Kalabiliyor mu? Katranı kaynatan olur mu şeker? Ha, katranı kaynatsan olur mu şeker? Cinsi bozuk adam cinsine çeker. FETÖ ve CHP ile aynı mevzide olan yüz karaları diye mesela hakaret ediyor Musaat Dervişoğlu'na.
İlerisinde de var. Böyle birkaç tane ülkücü isim Musavat Dervişoğlu'na hakaret ediyorlar. Hatta açıklama yaptı. Dedi ki Musavat Dervişoğlu bu dava sürecini sulandırmaya çalışıyorlar. Ben burada sadece bir siyasi kimlikle bulunmuyorum. Aynı zamanda bir vatandaş olarak bulunuyorum. Bunun önüne geçeceğiz dedi. Ama Meral Akşener'in savunda olmaması ilginç gerçekten de. Tabii ilginç. Ve görevdeyken ben bu davanın takipçisi olacağım, peşini bırakmayacağım dedi. Öyle demişti. Ben bak şimdi ben onu açıkçası çok fark etmemiştim ama siz bunun altını çizince ve vurgulayınca hakikaten orada bence tuhaf bir durum var. Şimdi çelik yelek nasıl bir şey göstermek istiyorum size. Kübra'cığım o videoyu şimdi verebiliriz. Biz tabii evet bunlar mesela ülkücü hareketi yıkmaya gücünüz yetmez, yıkıldığını görmeye ömrünüz yetmez. Dimdik liderimizin arkasındayız falan bu tweetleri atanlar ülkücüler. Sen hayatında çelik yelek gördün mü? Tabii. Giydin mi? Giymedim. Sen? Giymedim, gördüm. Giymedim. Ben hem gördüm hem giydim. ATV Haber muhabiriyken, İsrail'de, intifadada çalışırken falan ve birçok noktada çelik yelekle çalıştık. Ben bugün duruşmayı izlerken ara verildiğinde tuvalete gittim. Bu videoyu da orada çektim. Burası Kadınlar Tuvaleti, Sincan Adliyesi'nin ve özel harekattan görevli kız kardeşlerimiz, kadın arkadaşlarımız, Çevik Kuvvet'ten pardon. Bir kadın polis de oradaydı, tuvalete girecekti. Dedi ki ya bunu nereye assam acaba, bununla girmek istemiyorum falan dedi. Dedim burada istersen böyle bırak, hani ben başında bekleyeyim. Sonra aklıma geldi ya ben bunun videosunu çekeyim, yayında anlatayım çelik yelek böyle bir şeydir diye. Ve o polis kardeşimizin çelik yeleği ve copu bu. Çelik yelek böyle bir şey, yani Ayşe Ateş'in giydiği şey bu. Şaka değil yani. Tabii ki yani Masum'un da bahsettiği gibi zaten çelik yelek, yani ben çelik yelek giymek istiyorum diye giyilecek bir şey değil. Yani çünkü bir anlamda bu provokasyon olarak da değerlendirilir. Yani siz isteğinize göre ben herhangi bir şekilde kendime güvenlik önlemi alacağım deyip böyle bu şekilde önlemler alamazsınız. Bu tamamen istihbari çalışmalarla görevlilerin size uyguladığı şeyler. Yani bence yeter video arkadaşlar, anlaşılmıştır. Hatta geçen seçimde hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu ve Kemal Bey'e de bir mitingde Ankara mitingi, korumaları giydirmişti. Yani. Ve yani bu bir istihbarat ya da bir bilgi evet. eşliğinde olabiliyor. Şimdi o zaman gelelim iklime. Doğukan Çep başladı işte 2013 yılından itibaren Gezi'de vesaire. Yani şunu demeye getirdi. Ben devlet için çalışıyorum mu demeye getirdi. Sen öyle mi anlıyorsun? Nasıl anlıyorsun? Tabii tabii. Yani onu anlatmaya çalıştı. İlk etapta bir siyasi imaj ortaya koymaya çalıştı. İşte ben Gül Suyu'nda işte orada terör örgütleriyle, kendi ifadesiyle terör örgütleriyle mücadele ettim. Orada işte dernek bastım, 10 kişiyi vurdum. Orada bunları övünerek ve